Merhaba sevgili gençler. Ben Çatalca Çevre Bilim Koleji Tarih Öğretmeni Aysuhan Özdemir. Sizlere bugün Milli Mücadele Dönemi dediğimiz bir süreci anlatacağım. Hatırlarsanız 20. yüzyılın siyasi tarihi başlığı altında sizinle şu savaşları görmüştük. Trablusgarp Savaşı, 1. Balkan Savaşı, 2. Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı. Bu konuları sizlerle işledik. Şimdi ise 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti'nin enkazından genç Türkiye Devleti'nin nasıl çıktığını, yani Anadolu İhtilali'nin evrelerini anlatacağım. Anadolu İhtilali dediğimiz süreç iki aşamadan oluşur. Birincisi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla başlayan örgütlenme dönemi, diğeri ise Kurtuluş Savaşı dediğimiz ihtilalin silahlı boyutudur. Bugünkü dersimizin konusu Samsun'a çıkışla başlayan Milli Mücadele Dönemi. Bu konu TYT'de soru gelme olasılığı çok yüksek bir konudur. İnkılap tarihinde bel kemiğidir. O yüzden dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti kaybetmiş, Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamıştı. 7. maddesi gereği toprakları işgal edilmiş, orduları, silahları dağıtılmış, bütün savunma hakkı ellerinden alınmıştı. Ulaşım ve haberleşme ağımıza el koyup olası bir örgütlenmeye engellemişler, ordularımızı dağıtarak bizi savunmasız bırakmışlardı. Yaşanan tüm bu gelişmeler sonrasında Türk milleti yerel de olsa bir direnişe girişmişti. Hatırlarsanız ilk direniş işgaller karşısında Hatay'ın Dörtyol ilçesinde olmuştu. Biz buna müdafaa-i hukuk hareketi demiştik. Yerel müdafaa-i hukuk hareketinin silahlı boyutuna ise Kuvayi Milliye denir. O da ilk olarak İzmir işgalinden sonra Balıkesir-Alaşehir kongrelerinde alınan kararlar doğrultusunda İzmir Ödemiş'te başlamıştı. Türk halkının milli duygularla başlattığı bu müdafaa-i hukuk hareketi birbirinin habersiz yerel direnişlerdi. Bu güçlerin emperyalist itilaf devletleri karşısında hiç şansı yoktu. Bunları örgütlemek ve ihtilali başarılı kılmak için Mustafa Kemal Anadolu'ya geçmeye karar verdi. Peki biz Mustafa Kemal'i nerede bırakmıştık hatırlarsanız? Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheleri ÇKS diye kodlamıştık. Neydi ÇKS? Çanakkale, Kafkasya, Suriye, Filistin cepheleri. Çanakkale cephesinde albay, Kafkas cephesinde tuğgeneral, ve en son Suriye-Filistin cephesinde Yıldırım Orduları Komutanı ünvanı almıştı Mustafa Kemal. Suriye-Filistin cephesinde Arapların ihanetine rağmen düşmanı Halep'te durdurmayı başarmıştı. Zaten Mondros Ateşkesi'nin imzalandığı haberini de burada aldı. Kendi imkanlarıyla İstanbul'a geldi. Geldiği tarih ilginçtir. 13 Kasım 1918. Aynı günde İtilaf Devletleri'nin gemileri İstanbul önlerine devirlemişti. Amaçları padişah ve hükümeti baskı altına almak, yapacakları karşısında sessiz kalmalarını sağlamaktı. O sözünü söylemezsek olmaz değil mi? Mustafa Kemal oradaki gemilere bakarak ne demişti? Geldikleri gibi giderler. O kadar kolay olmayacak geldikleri gitmeleri. Ancak 3 yıl sonunda Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra bu gemiler İstanbul'dan çekilip gidecekler. Mustafa Kemal İstanbul'a geldikten sonra tam 6 ay İstanbul'da Şişli'deki evinde ikamet etti. Bu süre boyunca padişah ve hükümeti işgaller karşısında bir şeyler yapmaya, örgütlemeye çalıştı. Fakat padişahımız, ki padişah Vahdettin'dir, 6. Mehmet Vahdettin'dir, sadrazamı Damat Ferit Paşa hükümetidir. Bunlar işgaller karşısında tepkisiz kalmayı, direnmeyi anlamsız buluyorlardı. Hatta ikisi de İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin üyesi olmuşlardı. Zaten Mustafa Kemal Nutuk'ta bu süreci değerlendirirken şöyle diyor. 3 çözüm yolu öneriyorlardı. 1- İngiliz mandasına girelim diyenler, 2. Amerikan mandasına girelim diyenler, 3. Yerel savunmayı isteyenler. Ulusal bağımsızlık bilinci kimsenin aklında yoktu diyor. Bu şekilde düşman karşısında şansımız yoktu. Mustafa Kemal teslimiyetçi hükümette bir yere varamayacağını anlamış ve İstanbul'dan Anadolu'ya geçmenin yollarını aramaya başlamıştı. Sivil bir vatandaş olarak da geçebilirdi fakat Anadolu'daki sivil makamlara, askeri makamlara emredebilmek için padişahın görevlendirmesini tercih etti. Ve işte istediği şey oldu. Kendisine padişah tarafından Doğu Karadeniz'deki Türklerin direnişini kırma görevi verildi. Mustafa Kemal bu görevi hiç sorgulamadan kabul etti. Ancak İngilizler Çanakkale'de başarılarını gördükleri Mustafa Kemal'in İstanbul'dan Anadolu'ya geçmesine izin vermedi. Peki emir ne zaman geldi? Tam da İzmir'in işgalinden bir gün sonra geldi. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali, ertesi gün 16 Mayıs'ta Mustafa Kemal'e görevlendirme yazısı geldi. Mustafa Kemal'in İstanbul'da sessiz kalmayacağını tahmin etmişlerdi. Ve Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919'da
Bandırma isimli bir kuru yük gemisiyle İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı. İstanbul'dan ayrılırken bahar 1 Mayıs günüydü. Fakat puslu bir havaydı. Ülkesiyle ilgili endişeleri vardı. Artık ihtilali başlatmaya hazırdı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Samsun, Merzifon ve Zonguldak İngilizlerin işgali altındaydı. Bu yüzden burada yapacağı çalışmaların tepki çekeceğini biliyordu. Nitekim Samsun'da bir rapor yazıp durum değerlendirmesi yaptıktan hemen sonra yaveri Salih Bozoğ'u yanına çağırarak Havza'ya geçeceğini söyledi. Bu ilk başkaldırıydı çünkü Havza onun görevlendirme yeri değildi. Samsun'un Havza ilçesinde mücadelesine başlattı. Tarihe Havza etkinlikleri olarak geçen bu süreçte topu topu 4 tane çalışma yaptı bilmenizi istiyorum. 1. İlk olarak sivil ve askeri makamları telgraflar çekerek işgallere boyun eğmemelerini, Mondros hükümlerine uymamalarını istemiştir. Halktan telgraflarla, mitinglerle, protesto gösterileriyle işgalleri kınamalarını istemiştir. Nitekim Halide Edip Adıvar o ünlü Sultanahmet ve Fatih mitinglerini Atatürk'ün bu emri doğrultusunda yapmıştır. Okuma yazma bilenlerden telgraf çekmelerini, bilmeyenlerden ayaklanmalarını istemiştir. Bu sınav sorusudur. Ne yapmalarını istiyor Mustafa Kemal? Milli bilincin tepkiye dönüştürmesini istemiştir. Kime tepki? İşgalci güçlere. Kime tepki? Bu işgalleri göz yuman padişaha ve hükümetine. Kendisi de ilk mitingi 28 Mayıs 1919'da Havza'da yapmıştır ve ilk genelgeyi de Havza'da yayınlamıştır. Öyleyse milli mücadele nerede başlamıştır sorusunun cevabı Samsun'un Havza ilçesinde başlamıştır. İlk genelge de Amasya genelgesi değil, Havza genelgesidir. Mondros'a uymayın, ordularınızı, silahlarınızı ters etmeyin diyerek sivil ve askeri makamları olası bir savaş öncesi taakkuza geçirmiştir. Ve son olarak Havza'da bir şey istemiştir. Azınlıklara bütün bu çalışmalar sırasında sakın kötü davranmayın demiştir.